Kamu özel işbirliği de denilen yap işlet devret modeliyle inşa edilen Çanakkale Köprüsü'nün tüm maliyetini ve ekonomiye sağlayacağı katkıyı sizler için araştırdık. Peki 2,5 milyar euroluk yatırım bedeline sahip olan bu köprü neler kazandıracak? Yanıtı haberimizde. Tarihe mühür vuran şaheser hizmete açıldı. Saatler süren boğaz geçişi artık 6 dakikada yapılacak. Maliyeti ve araç geçiş ücreti de merak edilen konular arasında. Peki 2,5 milyar avroluk yatırım bedeline sahip olan bu köprü neler kazandıracak? Zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazanç yıllık 415 milyon avro olacak. İstihdama 118 bin kişi, milli gelire ise 2 milyar avro ilave katkı sağlayacak. Kamu özel işbirliği de denilen yap işlet devret modeliyle inşa edilen bu eserin geçiş ücreti 200 lira. Günlük 45 bin araç geçişi yapılması bekleniyor. Bir günlük kazanç 675 bin avro ediyor. Yıllıksa 246 milyon avroyu geçiyor. Beklenen sayıda araç geçmezse ne olacak? Devlet sıfır faizli 12 taksitle 3 milyar avroyla dünyanın en uzun asma köprüsünü inşa etmiş oluyor. Bunun yanı sıra günde 15 bin araç geçse bile toplam maliyet 2 milyar avronun altına iniyor. 12 yıl sonra ise köprü her şeyiyle devletin kullanımına geçiyor. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37.5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdi. Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar dolar.